Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Fed faiz kararları yaklaşık 3 aydır beklediğimiz gün geldi çattı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Akşam 9.30'da herhangi bir kırmızı mum veyahut da bir ufak yeşil muma hazırlıklı olun. Çok volatilitesi yüksek bir gece, uykuları belki de kaçırabilecek bir gece olacak. O yüzden hodl portföyünde bir sıkıntı yok ama yeni alım yapacak arkadaşlar için riskli bir dönemde olduğumuzu söyleyelim. Fakat şimdi bu faiz artırımları olduktan sonra bütün dünya ekonomileri zaten sallanacak. Yani yarın dolar TL paritesinde bile değişiklikler görebilirsiniz arkadaşlar. Bu ne demek? Şu anda Çin piyasaları olumlu açılmış. Nasdaq olumlu artıyla şu anda devam ediyor. Fakat Fed kararından sonra akşam 9.30'dan sonra ekonomilerde bir ufak değişimler yaşanabilir. Tabii ki bu değişimler yaşandığı zaman da en güvensiz ortam olarak bilinen kripto dünyasından ani para çıkışları yaşanabilir. Ayrıca şu anda herkesin konuştuğu şu: Fed kararları açıklandıktan sonra muhteşem bir boğaya gireceğiz düşüncesi şu anda herkese hakim olduğu için ters köşe yapabilmeleri de mümkün. Çünkü şu anda bütün grafik analizciler patlamamız lazım diyorlar. Fakat baronlar grafik analiz dinlemezler. Yarın öbür gün 50-100 milyar doları piyasadan çektikleri anda mal elimizde kalır. Bu gibi volatiliteler, bu gibi spekülasyona açık ortamlar olduğu için de bu akşam nabzınıza biraz sahip çıkın. %100 kripto parada asla olmayın derim ben. Ben çünkü o şekilde yapıyorum. İki krediyle asla bu işe girmeyin. Zaten zor süreçlerden geçiyoruz. Ekstra krediyle bu işe girdiğiniz zaman ani bir çöküş anında daha fazla zarar görebilirsiniz. Benden size bir kardeş tecrübesi diyebilirim. Peki yarın öbür gün ne olacak? Bu piyasa düzelecek mi? Arkadaşlar bu piyasa düzelecek. Yani Fed artışları, faiz artırımları olduktan sonra çökeceğiz diyen arkadaşlara da fazla kulak asmayın. 2017-2018'de biz bunları yaşadık. Yani 2018'den sonra ilk defa oluyor bu Fed faiz artırımları. 2017'de ne olmuştu? 3 defa faiz artışı olmuştu. İlk artıştan sonra yine Bitcoin devam etmişti. Örnek veriyorum, şu anda 40 bin dolarsa 35-42 aralığında dolaşabilir. Fakat yaklaşık bir ay sonrasında da muhteşem bir boğanın girişi olmuştu. Bu boğa nasıl bir şey? Hiç bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Arkadaşlar şöyledir. Bugün 1000 dolarla uyudunuz. Yarın bir baktınız ki cüzdanınız 10.000 dolar olmuş. Nereden geldi bu para diyebilirsiniz. Günlük %1000, %500, %250'lik büyük artışlar yaşayabilirsiniz. En son geçen sene biz bunu Dogecoin'de bir günde %800'leri yaşayarak gördük. Umarım aynısı olur. Ama bu akşam 9.30'dan sonra hemen olacak beklentisine lütfen girmeyin. Piyasanın bir oturması lazım. Balinalar şöyle bir insanlardan para toplaması lazım. Borsalar insanları likit etmesi lazım. Kaldıraçtan parayı götürmesi lazım. Bütün herkes parayı yedikten sonra en son biz küçük balıklara artık ne atarlarsa o da bizim karımız olacak arkadaşlar. Benim hedeflerim uzun vadeli. 2025'e kadar şibalarımı satmayacağımı defaatle söylüyorum. O yüzden de arkadaşlar bu ani iniş çıkışlarda kalp krizi geçirmiyorum. O yüzden neşem yerinde. Sizler de bundan 4 sene sonra hala elinizde tutuyorsanız muhtemelen çok fazla kârda olacaksınız. Fakat bu iniş çıkışlar sürekli sizin kalbinizin ritmini bozduğu için aralarda satışlar yapabilirsiniz. Bu da sizin kendi tercihleriniz. Shiba tarafında neler oldu? Onu ekstra söyleyelim arkadaşlar. Shiba tarafında 30.000 holder, 30.000 cüzdan eksilmesi var arkadaşlar. İnsanlar Shiba'dan çıkmışlar, bunu söyleyebilirim. Fakat market değeri olarak aynı yerdeyiz. Bu da şu demek arkadaşlar, küçük cüzdanlar, benim gibi balıklar kaçmış anlamına, silkelenmiş anlamına gelir. İkinci olarak da Binance gibi büyük bir borsa 1.5 trilyon adet, yani yaklaşık 30 milyon dolarlık Shiba daha topladı. Bu ekstra haberi de sizlere aktarayım. Akşam 9.30'u bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Akşam 9.30'dan sonra yön belli olduğu zaman belki bir canlı yayın veyahut da ekstra bir videoyla yine sizlerle olacağım. Yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme videosuydu. Umarım bu akşam için işinize yarar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, pump'la kalın.